Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu 1929'da Elazığ'ın Ağın ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini burada gördü. Gençlik yıllarında başladığı şiir hayatını bir delikanlı hevesiyle sürdürürken Nihal Atsız'ın Bozkurtların Ölümü adlı romanını okur. Genç bir köy öğretmeni iken okuduğu bu roman ileride onun şiirinin kaynağını oluşturur. Manzum yazıların hafızalardan daha geç silineceğini düşünen şair, romanını manzum hikayeye dönüştürmeye çalışır. Nihal Atsız'ın da teşvikiyle çalışmalarına hız verir. Niyazi Yıldırım'ın şiirleri bent, kıta ve beyit şeklinde tertip edilmiştir. Serbest nazıma da zaman zaman kullanan şair beyitlerini genellikle gazel tazında yazmıştır. Türk tarihinde efsaneleşmiş Dede Korkut hikayelerinden birkaçını manzum olarak yeniden yorumlarken fikirlerini de tarih çerçevesi içine yerleştirir. Dede Korkut üslubuyla oluşturduğu manzum hikayeler eski tarihin yeniden gözden geçirilmesi gibidir. Diğer bir ifadeyle tarihi şahsiyetler ön plana çıkarılmış, efsane ve mitolojik motifler yeniden çizilmiştir. Tabi bu arada uçsuz bucaksız Asya bozkurları üzerinde vatan kuran alperenler de devleştirilmiştir. Alp, İslamiyet öncesi hayatımızın kahramanları, Eren, İslamiyet sonrası hayatımızın bilge kişileridir. Şair kimileri gibi Türk tarihini İslamiyet'in doğuşuyla başlatmaz. Bilakis İslamiyet öncesi Alp'i ile İslamiyet sonrası Eren'ini birleştirerek yeni bir terkip oluşturur. Ardından da Alperen maddi ve manevi eldemleri şahsında birleştiren bir insan tipidir diyerek onları yüceltir. Bununla da yetinmeyen şair Alperenleri Anadolu'yu doğudan batıya defalarca kat eden sıra dağlara benzetir. Bu sıra dağlar Alperenler dedelerime ne kadar benziyor. Sırt sırta omuz omuza yaslanan bu dağlar ve Alperen ölmüşler. Fakat dümdüz toprak değil. Ulu ulu dağlar olmuşlar diyerek yeri sabit tutan dağları türkü ayakta tutan Alperenlerin mezar tümseyine benzetir. Çeşitli köy ve kasabalarda 19 yıl öğretmenlik yaptı. Sonra sırasıyla İlk Öğretim Müfettişliği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı, İstanbul'da Devlet Kitapları Müdürlüğü vazifelerinde bulundu. 1978 yılında emekli oldu. Daha sonra Türk Edebiyatı Vakfı ve Doğu Türkistan Vakfı'nda çeşitli idari vazifelerde bulundu. Doğu Türkistan'ın Sesi dergisini yönetti. Son olarak Türkiye Gazetesi'nin kültür sanat köşesini idare etti. Vefatına kadar bu vaziyeti sürdürdü. Üst üste 3 defa beyin ameliyatı oldu. Ayrardan Ağustos günlerden cuma diyen Malazgirt Marşı'nda belirttiği gibi 1992 senesinde Ağustos ayının 21'inde cuma günü İstanbul'da vefat etti. Türk milletinin tarihine, kültürüne, meselelerine vakıf olan Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu, İslamiyet'in ve Türklüğün en önemli motiflerini işlediği destanlarıyla Türk edebiyatına çok şeyler kazandırdı. İlk okul sıralarından itibaren şiir yazmaya başladı. En önemli eserleri şunlardır: Bozkurtların Ruhu, Genç Osman Destanı, Kürşat Destanı, Malazgirt Destanı, Bozkurtların Destanı, Kopuzdan Ezgiler, Salur Kazan Destanı, Boğaç Han Destanı, Destanlarda Uyanmak, Destanlar Burcu, Alperenler Destanı.